Şimdi de kameralarımızı Antalya'ya çeviriyoruz. Avukat Faruk Sincar'ı tanıyor ve avukat olma öyküsünü dinliyoruz kendisinden. Öncelikle hoş geldiniz. Antalya'da ağırlıklı ceza davalarına bakan idealist bir hukukçuyum. Yaşım 27. Faruk Bey, burada tam olarak neler yaptığınızdan bahsedelim mi? Hangi davalara bakıyorsunuz, ne kadar süredir bu işi yapıyorsunuz? Bizlere bunları anlatabilir misiniz? Yaklaşık 3 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Az önce de söylediğim gibi ağırlıklı ceza davalarına bakıyorum. Fakat bunun yanında boşanma, miras davaları, özel hukuk davalarına da baktığım oluyor. Lakin ticari davalara pek fazla ilgilenmiyorum, bakmıyorum. Neden bu mesleği tercih ettiniz? Küçüklüğümden beri adalete bir düşkünlüğüm vardı. Bir takım küçük yaşta adaletsizliklerle karşılaştığımda oldu. Küçük yaşta aldığım bir karardı. Hukukçu olacağım dedim. Lisede hiç kimse bana inanmıyordu. Yani ben meslek lisesi mezunuyum. Okumaz, olmaz, hukuk kazanamaz dedi. Bir tane öğretmenim vardı, Ahmet Döngel isimli edebiyat öğretmenim. O bana inandı. Ben azmettim, çalıştım. Allah da yardım etti. Kazandım. Dediğim gibi bu meslekte ki, yani bu mesleği seçmemdeki en büyük öncül, ben bu deryada bir damlayım. Bu hukuk camiasında bir damlayım. Pek bir şey değiştiremem ama duruşumla en azından safımı belli etmiş olurum. Adalete bu dünyada bir katre hizmet edebilirsek ne mutlu bize. Ağırlıklı olarak ceza davalarıyla ilgilenen avukat Faruk Sincar'ın çalıştığı dava çeşitlerini öğreniyor ve kişisel veri suçları ile ilgili dikkat edilecek hususları öğreniyoruz. Ceza hukuk kapsamında ele alacak olursak cinayet, örgütlü suçlar, özel hayatın gizliliğini ihlal eden suçlar, aile hayatını koruyan suçlar, bunlara örnek verilebilir. Peki bu davalara yaklaşım sürecinizden de biraz bahsedelim mi? Olur. Yani öncelikle ben haklılığına inanmadığım hiçbir davayı almıyorum. Suç ayrımına gelecek olursak şüpheli veya sanık sıfatıyla cinsel suçları kesinlikle almıyorum. Siz aslında tüm davalara bakıyorsunuz dedik. Evet. Ağırlıklı olarak baktığınız davalardan da bahsettik ama en önem verdiğiniz kişisel verileri koruma kanunu. Yani evet. Biraz bunun üzerine duralım. Bu davalar nasıl ilerliyor? Sizler bu davalara nasıl yaklaşıyorsunuz? Öncelikle şöyle, kişisel verilerin korunması kapsamında ceza hukuku içerisinde bunu düzenleyen iki önemli madde vardır. Bunların ilki kişisel verilerin kaydedilmesi başlığı altında düzenlenen TCK madde 135'tir. Bu maddeye göre kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydeden bir kimse hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise kişisel verinin siyasi, felsefi, dini, ırki, cinsel yaşama, sağlık durumuna ve sendikal bağlantılara ilişkin olması durumunda cezanın yarı oranında arttırılmasını öngören nitelikli hal düzenlenmiştir. Bu kapsamda halk arasında sıkça tartışma konusu olan şu hususta değinmek istiyorum. Kanunda yazmaz fakat Yargıtay içtihatlarıyla geliştirilmiş bir olgudur. Kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla alakalı başka türlü delil elde etme ve derhal yetkili makamlara başvurma olanağı olmaksızın ani gelişen durumlarda kişi başkasının sesini kaydedebilir. Ve bu kaydı adli mercilerde delil olarak kullanabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Fakat burada önemli nokta, ani gelişen bir durum olacak, plan kesinlikle olmayacak. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben bunun üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Genelde bu konuda size gelen şikayetler ne yönde oluyor? Genelde kişisel verilerin kaydedilmesi anlamında fazla şikayet gelmiyor. Sadece kişi bilmeden tuzak kurarak bu tür dağlar geliyor. Başkasının sesini, görüntüsünü alıyor. O zaman cezai müeyyideye çarptırılabiliyor. Az önceki dediğim kısaç çok önemli. Ama bir diğer önemli madde bu kapsamda TCK madde 136'da kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya verilmesi başlığı altında düzenlenmiştir. Hukuka aykırı olarak kişisel verileri ele geçiren, yayan veya veren bir kimse hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Bu kapsamda örneğin bir kişinin telefon numarasını, fotoğrafını, banka veya SGK bilgilerini üçüncü kişilere paylaşılması bu suça vücut veren en tipik örneklerdir. Bize bu tür davalar çok geliyor. Peki sizler bu davalarda neler yapıyorsunuz? Bu davaları alırken en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Bizlere kriterlerinizi ve bu noktada neler yaptığınızı da anlatabilir misiniz?
Öncelikle vatandaşlarımıza benim en önemli tavsiyem, böyle bir durumla karşı karşıya geldiklerinde alanında uzman bir hukukçuyla hukuki süreci yönetmeler olacaktır. Bu tür davalar bize geldiğinde ivedi bir şekilde konuyu ele alıp Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunup adli süreci yönetiyoruz. Siz en çok kişisel verileri koruma kanunu üzerine çalışıyorsunuz dedik. Peki size gelen en yoğun talep hangi yönde oluyor? Bana gelen en yoğun talep sosyal medyada fotoğraflarını alınıp fake bir hesapla işte insanların bir takım taleple bulunulması. Banka bilgilerinin ele geçirilip başka yerlerde kullanılması. Bu gibi durumlar sıkça karşı karşıya geliyoruz. Aslında zaten şu an günümüzün en büyük problemlerinden birisi bu sahte fotoğraflar, sahte profiller. Kesinlikle. Ve son zamanlarda özellikle şunu sormak istiyorum. Maalesef yurt dışından aldığımız göçler sonrasında sosyal medyada izinsiz paylaşılan videolar, fotoğraflar görüyoruz. Evet. Böyle bir durumun içine düşmüş bir insan neler yapmalı? Onlara ne önerirsiniz? Böyle bir duruma düşmüş bir insan öncelikle dediğim gibi alanında uzman bir hukukçuyla yola çıkmalı ve durumu derhal Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirip hakkını sonuna kadar aramalıdır. Çünkü kişisel veri adı üstünde kişiye sıkı sıkıya bağlı olan bir olgudur, bir haktır. Kişilikten kopamaz bunlar. O yüzden bunların ihlal edilmesi durumunda kişinin ivedi bir şekilde adli süreci başlatmasını tavsiye ediyoruz. Avukat Faruk Sincer dava alırken dikkat ettiği noktaları, meslekte yaşanan sıkıntıları dile getiriyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. Bence büyük hukukçu olarak en önemli kısa şu olmalı, bu benim kendi şahsi görüşüm. Ben ister boşanma davası olsun, ister ceza davası olsun, ister miras davası olsun, önce kendim haklılığına inanmam lazım ki onu yargı mercilerinde rahatlıkla savunabileyim. Eğer bir kişinin haklılığına kendim inanmıyorsam o davayı ben almam. Bence önemli kısas bu. Kesinlikle öyle. O zaman buradan sonra şuraya geçmek istiyorum. Aslında çok zor bir iş yapıyorsunuz. Özellikle bizim ülkemizde avukat olmak oldukça zor. Siz bu işi yaparken en çok hangi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Bu işi yaparken en çok karşılaştığımız zorluklar avukatlık kanununa göre, Türk Ceza Kanunu'na göre ve bir takım muhtelif kanunlara göre kamu görevlisi sıfatını taşıyan bir meslektir. Bunu bir hakim savcı gibi görmeyip bir takım kamu kurumlarında işimizi zorlaştıran, işte bir takım bilgileri elde etmemizi imkan sağlamayan durumlar oluyor. Mesleki açıdan en büyük sorunlarımız avukat haklarının yeteri kadar kanunda yazıyor fakat avukatlık kanunu maalesef ki kağıttan kaplan durumuna gelmiş bir kanundur. Pek fazla riayet edilmediği, avukat haklarının pek fazla korunmadığından şikayetçiyiz bütün avukatlar olarak. Bir de bizi en çok zorlayan meslek hayatında vatandaşlarımız maalesef öncelikle bir hukuki sorunla karşılaştığında internetten yardım almaya çalışıyorlar. Sonra sonuca doğru hüsranı görüyorlar. En son finalde avukata geliyorlar. O yüzden bizim de o aşamada yapabileceğimiz pek bir şey kalmıyor. O yüzden vatandaşlarımıza tekrar söyleyeceğim şey, bir hukuki itirafla karşılaştıklarında derhal alanında uzman bir hukukçuya başvurmaları olacaktır. Sonunda değil, başında. Kesinlikle öyle. O zaman ekran başındaki izleyicilerimize bizler de buradan hatırlatalım. İş işten geçmeden sizlere gelmediler. Aynen. Hemen hemen her şey üzerinde konuştuk ama ben şunları size sormak istiyorum. İnsanlar neden sizlere gelmeli, neden sizleri tercih etmeli, neden sizlerle çalışmalılar? Bir hukuk davasında davayı kazansak da kaybetsek de, bir ceza davasında ceza alsak da beraat etsek de müvekkilimiz sonuçta şunu söyleyebilir. Bu avukat benim savunma hakkımı adalet önünde layıkıyla yerine getirdi diyebilir. İnsanlara neden sizlerle çalışmaları gerektiğini söyledik. Peki o zaman buradan şunu da söyleyelim. Sizlere ulaşmak isteyen insanlar neler yapmalı? Sizlere nasıl ulaşmalılar? Bana web sitemden, telefon numaramdan veya sosyal medya aracılığıyla rahatlıkla ulaşabilirler. Peki Faruk Bey, son olarak ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ekran başındaki vatandaşlarımıza son olarak şunu söylemek istiyorum. Bir hukuki itirafla karşı karşıya geldiklerinde internetten veya hukukçu olmayan kişilerden yardım almak yerine alanında uzman bir hukukçuyla adli mercilere başvurmalarını önemli tavsiye ediyorum. Verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.